من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك إن استيارة E, istiyara var. E, bir alim e, ilminin çokluğu ile denize benzetilmiş. Dolayısıyla burada müşebbeh mushabih var, müşebbehu var ve e, kullanılan lafız var. E, müşebbehu bihi ki o da el bahrudur ve huve müsteârun minhudur. Orada bir tane minhu olmalıdır. Must ve huve müsteârun minhu bahr. Bahar yani bahar dediğimiz deniz. Ama deniz derken ismini yani deniz lafzını değil o deniz dediğimiz e, büyük su e, işte o onun ismi denizdir ya. E, yani burada müsemma yani bahar derken müsemmayı kastediyoruz. Müsemma müstaharun minhudur. Ondan istiara almışız. Bir şeyi ödünç almışız. Vel muşebbehu muşebbeh ise ve huve el alim o da alimdir. benzetilen. Ee, o da huva müsteğarun lehu kendisi için istiare alınandır, edilendir. Mesela hani mesela alim var burada ee, kendisine benzetlen yani müşebbehu bihi olan bahr kelimesi var. Dolayısıyla alim müsteğaru lehudur. Ee, deniz Yalnız deniz lafzı değil, bahar lafzı değil, kendisine bahar denilen, deniz denilen şey musta'aru minhudur ondan onun ismini aldık ve lafzu ve lafız ise kullandığımız lafız ise ki o da ber kelimesidir o da mustaarun مستعر, mustaarıdır yani burada üç tane var mustaarun minhu var lehu var bir de mustaar var mustaarun minhu e, ismini e, aldığımız şeydir İsmini ödünç olarak aldığımız şeydir bunu kimin için kullanıyoruz o da lehudur. bu lafzın kendisi ise müstaardır. Burası anlaşılmıştır inşallah. Bunu açıklamasını okuyalım. El mecazu mecaz. Mecaz dediğimiz bir lafzı hakiki manası dışında başka bir anlamda kullanmaya mecaz diyoruz. İşte mecaz uslubun min esali bit tevessu'i fil beyani beyan beyanda e, geniş olan usluplardan bir üsluptur beyanda, açıklamada, bir konuyu açıklamada, beyanda, beyan ilminde mecaz tevessuh çok geniş olan üsluplardan bir üsluptur. Ve kalilu min ulema-i şeriatil vel arabiyeti yenfi vuku'ahu fi lugatil arabi Arap lügatında e, mecazın olduğunu nefyeden, inkar eden şeriat ve Arabi lügatleri çok azdır. Yani e, şeriat uleması ve Arabi lügatinin ulemasının çoğusu mecazın Arapça lügatında vakı olduğunu söylemiştir. Çok azı olmadığını inkar etmişlerdir. Av fil Kur'an'ı khassatan ya da özellikle de Kur'an'da şeriat alimlerinin çoğusu, Arap alimlerinin çoğusu mecazın kuran Kerim'de de olduğunu söylemişlerdir. olmadığını söyleyenler azdır. Ve kulluhum muttafikun ala sihhati ma ihtelif fihi minhu. Hepsi e, hakkında ihtilaf ettikleri şeyin e, olduğunun yani olmasının sahi olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Yani aslında hepsi de o şeyin olduğunu söylemişlerdir. Ama e bir konuda ihtilaf etmişlerdir. O da nedir? Ve innema ikhtelafu fi aslında isimlendirilmesinde ihtilaf etmişlerdir. Hepsi o bahsettikleri şeyin olduğunu ittifak etmişlerdir ama bu şeyin isimlendirilmesinde ihtilaf etmişlerdir. Fe fi mesela şu örnekte ra'aytu asadan yermi. Atan bir aslan gördüm. Atan e, atan yani bir şeyi atan fırlatan bir aslan gördüm. Hepsi yettefikun ala en el huna insanun şucaun. Hepsi buradaki esed kelimesinden maksadın yiğit bir insan olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Yani hepsi de bu esedden kelimesinin gerçek anlamında olmadığı Dolayısıyla esetten maksat aslan değil, bir adam olduğu cesaretli bir adam olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Ama bu bunun mecaz mıdır değil midir konusunda ihtilaf etmişlerdir. Yoksa Esed'in burada gerçek Esed değil cesaretli adam olduğu konusunda ittifak etmişler. Feminhum men yusmihi mecazen. Kimisi buradaki Esed'den kelimesinin mecaz diye isimlendirmiş. O dolayısıyla gerçek anlamında kullanılmayıp cesaretli adam için kullanıldığı için mecazdır diyenler var. Neden? لِأَنَّ الْأَسَدَ fil Çünkü esed kelimesi hakikatte هُوَ الْحَيَوَانُ müfteris müfteris olan yırtıcı olan saldırgan olan e, hayvanın ismidir. Yani aslan dediğimiz hayvanın ismidir esed. Ama وَسْتُعِيرَ لِلْرَجُولِ شُجَعِينَ ama yiğit adam cesaretli adam için istiare edilmiştir. Yani bir nevi ödünç alınmış, kullanılmış. E, Ve minhum ar alimlerden bir kısmı da bu ra'aytu eseden mi kelimesinde geçen eseden kelimesini men la mecazen mecaz diye isimlendirmezler. Ve yec'alu zalika hakikaten bunun hakiki olduğunu söylemişler hakiki olduğunu söylemişler ama aslan için değil cesaretli adam için kullanmışlar ve yine de hakiki anlamdadır bu kısım alimlere göre لِأَنَّهُ اُسْلُوبٌ مِنْ اَسَالِبِ الْعَرَبِيَّةِ çünkü eset kelimesini cesaretli adam için hakiki anlamda kullanmak da Arapçanın üsluplarından bir usluptur demişlerdir Vel qarinetu lleti hiye ee, ama orada geçen yermi olan karine ise hiye lleti sevvagat tesmiyetena lehu bil esedi o adamın esed diye isimlendirmemizi caiz kılan bir karinedir demişler. Biz ise diyoruz ki orada yermi kelimesi esedin gerçek anlamında değil de mecaz anlamda kullandığını gösteren bir karinedir. Onlar ise Buna da hakikat demişler ama buradaki yerbi kelimesini cesaretli adama da aslan dememizi caiz kılan karinedir demişler. Bu mecazı kabul etmeyenler. Geçelim buraları. Ve men la yekulu bil mecazi bunun mecaz olmadığını söyleyenler yani ra'aytu eseden yermi misalinde mecaz yoktur diyenler yekulu diyorlar ki innehu teşbihun. Demişler ki bu mecaz değil teşbihtir. Yani onların demek istediği e, efendim mesela raito raculen kel esedi anlamında söylemişler. Dolayısıyla e, mecaz olmadığını söyleyenler bunun teşbih olduğunu söylemişler. Ev huve ev huve mecazun ya da bu bunun mecaz olmadığını söyleyenler evet bu mecazdır ama yecuzu istimaluhu kullanımı da şey bir mana huwa mecazun derken bir mana yecuzu istimaluhu. Yani bunun mecaz sanatı olmadığını söyleyenler demişler ki ya bu teşbihtir ya da mecazdır ama buradaki mecaz manası yani kullanımı caizdir anlamında söylemişler. Yoksa bizim anladığımız mecaz anlamında mecazdır demiş dememişler. Fe yasirul fi'l lafzi. Yani burada hilaf lafızda olmuş olur. Yani lafız kelimesi, yani lafzan bir ihtilaf var. Aslında her ikisi de aynı şeyi söylüyor. Bir kısmı diyor ki bu eseden mecazdır. Gerçek anlamda kullanılmamış. Karine ise yermidir. Diğer bir kısım hayır diyor bu mecaz değildir. Teşbihtir. Ama buna biz mecaz desek de yani bunun bu şekilde kullanımı caizdir anlamında söylüyoruz diyorlar. Dolayısıyla aslında her iki tarafta bunun e, cesaretli adam anlamında kullanıldığını fakat lafız mecaz lafızında mecazdır ya da değildir. Bu lafzi bir ihtilaf et, yapmışlardır. Geçelim. Ve lena sualani fi hadal bab li men Mecazi inkar edenlere bu konuda bizim için iki tane sual vardır. Biz onlara iki tane sual soruyoruz. Yani biz mecazi inkar edenlere iki soru soruyoruz. La yutrahani ala ahadin mimmen yunkirul mecaze. Mecazi inkar eden hiç kimseye bu iki soru sorulmaz. İlla, illa eğer sorulursa kallet hiletuhu fil icabeti anhuma her iki soruya cevap vermede gerçekten çok az cevapları vardır. Çok zorlanırlar. Yani rahat rahat bir cevap veremezler. Ehaduhuma Birinci sorumuz şudur. Eyyül musemmeyeyni sümmiye bihi el esedü evvelen. Mesela biz okuduğumuz örnekte ra'eytu eseden yermi. Mecazi inkar edenler diyoruz ki arkadaş bu eseden kelimesi evvela kim onunla isimlendirilmiş? Hel huvel insanu? Acaba insan mı ilk başta esed diye isimlendirilmiş? emül hayvanül müfterisu yoksa müfteris olan yırtıcı ve saldırgan olan hayvan mı önce esed diye isimlendirilmiş. Ve hine an hafizın yahfazu kethire minel ulumi birçok ilmi hıfz eden ezberleyen hafız kişiye haza hasubun dediğimizde hasubun bilgisayardır bu dediğimizde men ellezî sumye bihi evelen Acaba ilk başta hasub diye isimlendirilen kimdir? İnsan mıdır yoksa bilgisayar dediğimiz aygıt mıdır? Dolayısıyla biz onlara bu ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki ilk sorumuz. Ee, bu, bu cümlede geçen esed esed kelimesi ilk başta esed diye isimlendirilen varlık kimdir? İnsan mıdır? Bu şecaret, şe, cesaretli adam mıdır? Yoksa müfteri sonra hayvan mıdır? Hayvani müfteris midir? Bir de çok ilim ezberleyen bilen kişiye hasub dediğimizde bu hasub ilk ev, evvela kimin ismidir? İns, o çok iyi bilen insanın mı yoksa bilgisayarın mı? Bu birinci sorumuzdur. Ve sualü sani ikinci sorumuz ise hine itlaqina el lafz el fi'l mecazi. Mecazda kullanılan lafzı mutlak söylediğimizde ve huve el esedu o da cesarette eset kelimesi veya el himaru fi'l bilad fi'l beladeti ahmaklıkta himar eşe gibi ila ayi manan yansarifu'l lafzu inda'l itlaqi mutlak söylediğimizde hangisi anlaşılıyor hangisi anlaşılıyor yani biz mesela hiçbir kayıt karine söylemeden eset dediğimizde ne anlaşılıyor ya da eee himar dediğimizde ne anlaşılıyor? Acaba o ahmak adam mı anlaşılıyor? Yoksa o bizim bildiğimiz merkep mi anlaşılıyor? Esed dediğimizde o yiğit adam mı anlaşılıyor? Yoksa aslan dediğimiz hayvan mı anlaşılıyor? İlk başta yani mutlak kullandığımızda kim anlaşılıyor? İşte bu iki soruyu biz onlara soruyoruz. وَلِجَابَتُ عَلَى السُّٰالَيْنِ وَاحِدَتُ Her iki soruya da aynı cevap verilir. Yani her ikisine de ne diyeceğiz? Her iki soruda da elbette ilk başta esse denilen varlık hayvandır. O hayvani müfteristir. Hasub dediğimiz de bilgisayardır. Ya peki sonradan insana esse dediğimizde ya da sonradan e, efendim hafıza hasub dediğimizde işte o e, mecazi anlamdır. Dolayısıyla onlar yani inkar edene burada zorlanıyor. Ve işte bunun için levazimun la infikake minha Burada bazı gereksinimler var, levazımlar var. Ondan ayrılmayan bazı levazımlar var. Yani dolayısıyla bunu kabul ettiklerinde o zaman mecburen mecazi kabul etmek zorundalar. Çünkü madem ki Esed ilk başta ya da mutlak söylediğinde hayvani müfteris anlaşılır. Hasub denildiğinde ister ilk başta olsun ister mutlak kullanımda olsun bilgisayar kabul ediliyor. Sonradan efendim işte cesaretli adama da esed demişiz. İyi bilen, ilim hıfz edene de hasub demişiz. Dolayısıyla bütün bunlar e, böyle cevap verdiğinde, bize böyle cevap verdiklerinde bunun e, lavazımları vardır. Ve bu lavazımlar ondan ayrılmaz. Dolayısıyla onların da bu sorular ile mecazi kabul etmek zorunda kalacak. Ve lakinnel fi hadal babi. Lakin bu bapta kibir sahibi olanlar, kibirlenenler tecidu medahile la tentehi e, sonsuz bahanelere giriş yapar, bir yollar bulur ve kabul etmez. Yoksa normalde bu iki soruyu sorduğumuzda normalde inkar edenler mecazi kabul edecektir. Ama kendi fikri üzerine inat edip ısrar edenler ya da bu konuda kibirleşenler başkasının düşüncesini kabul etmeyenler için sonsuz girecekleri yollar vardır ve o yollara girip mecazi inkar edebilirler. Konu bitirdik. Ve mine ve mine yine zayıf şüphelerdendir. Elleti yeteallaku biha ba'du munkiril mecazi mecazi inkar edenlerin bir kısmının bağlandıkları şey zayıf şüphelerdendir ki o da nedir? Bu ennehu yecuzu nefyuhu e, nefhi e, caizdir. Yani değildir. Mesela diyelim ki e, aslan mıdır? E, dolayısıyla değildir diye e, bunu nefhi etmek caizdir. Madem ki nefhi etmek caizdir o zaman o zaman e, efendim işte e, mesela e, aslandır dediğimizde değildir diye nefy edebiliyorsunuz. Madem ki nefi diye edebiliyorsunuz o zaman bu mecaz değildir demişler. Dolayısıyla bunu söylemek bu çok zayıf bir e, şüphedir. Felev <laughs> kulte anil ahmak kişiye himarun desen mesela e, e, ahmak kişiye himarun dediğinde bu şeyi inkar edenler mecazi inkar edenler diyorlar ki sen mesela ahmak kişiye himar dediğinde saha an leyse bi himar himar değildir de diyebilirsin. Dolayısıyla himar değildir dediğinde o zaman bunu menfi edebiliyorsun. Menfi etmek caizdir. Nefi etmek caiz olunca o zaman e, mecaz yoktur demişler ve kendilerince e, bunu bir delil getirmişler. Halbuki bu çok zayıf bir şüpheleridir. Kesinlikle bu onlar için delil delil olmaz. Velakinnahum zuhilu an hakikati هَذَا itirad. Lakin bu itiraz ettikleri e, hakikatin hakikatin gafildirler. Yani diyorlar ya işte nefi etmeniz caizdir. Dolayısıyla e, mesela ahmak kişiye Himardır dediğinde himar değildir de demen caizdir. Dolayısıyla onu böyle nefi edebilirsin. Böyle nefi ettiğinde ise e, o zaman mecazı nefi edebiliyorsun. Nefi edince ise bunun mecazın olmadığına delildir demeleri çok zayıf bir şüpheleridir. Çünkü e, bu itirazın hakikatinden gafildiler. O da nedir? لِأَنَّ الْمَنْفِيَّ غَيْرُ الْمُسْبَتِ Çünkü menfi müsbet değildir. Menfi olan bir şey olumlu değildir. Olumlu olmayınca o zaman siz bunu delil getiremezsiniz. Velledi kavl hilafa beyne ba'di men yenfi'l majaza ve men yusbituhu idda'u'l majazi fi mawaadi'a la delil ala't tecavuz fiha. Mecazi inkar edenler ile mecazın olduğunu e, iddia edenler arasında e, hilafı tartışmayı güçlendiren e, bazı yerlerde işte efendim mecazın olması e, e, efendim delildedir mecazın burada olması delil değildir. De, olamaz. Çünkü bunu yaparsak konu efendim işte e, Hakikatinden çıkar. Sözü de onlar için bir delildir. Kayyet-i sıfatı Allah Teala'nın sıfatları konusu. Şimdi bu mecazı inkar edenler ve mecazi kabul edenler efendim demişler ki bir kısmı demişler ki ya işte bazı yerlerde mecazi kullanamazsınız. Eğer mecazin olduğunu söyleseniz burada mecazi kullanmak zorundasınız. Dolayısıyla Allah'ın sıfatları gibi. Bu mecazi inkar edenler mecazi kabul edenlere demişler ki efendim siz mecazin varlığını kabul ederseniz o zaman Allah'ın sıfatlarında da mecaz olduğunu söylersiniz. Bu böyle de olunca bu sefer başka aslında anlamı dışında başka bir anlamda kullanmıştır dersiniz. Dolayısıyla burada sapıklığa girebilirsiniz. E, şeklinde ihtilaf etmişlerdir. Diyor ki hayır bu on, bu delil olamaz. Fe innellezine khadu fi tevilihâ te tevilen te afda ile tahrifi evtahdili Efendim işte Allah'ın sıfatları konusunda tevillere te sapıp eee bazı şeyleri tatil ve iptal etmeleri ve işte yani bazılarının Allah'ın sıfatları konusunda da mecaz vardır deyip kendilerince bazı teviller söyleyip sonra da konuyu saptırmaları ve o o, o şeyleri tatil etmeleri la delil lehum ala mecazi fiha Allah'ın sıfatları konusunda da mecazın sahih olduğuna bir delil olmaz bunlar. İlla itikadumul batil illa onların ...o yanlış tevilde bulunanların... ...batıl itikadı onları böyle yönlendirmiştir. Yani kısacası burada demek istediği şudur... ...efendim bazıları demiş ki... ...mecaz caiz değildir... ...çünkü mecaz... E, ...mecaz yoktur... ...çünkü mecaz... E, ...niye yoktur? Çünkü sen... ...mecaz olarak kullandığın işte... ...ahmak adama himar dediğinde... ...sen ona himar değilsin... ...bu himar değildir de diyebilirsin. Dolayısıyla değildir dediğinde burada e, olmadığını göstermiş. O da diyor ki bu onlar bu bu itirazın hakikatinden gafildirler. Çünkü burada menfi ya da yani yoktur dediğinde değildir dediğinde bu müsbet değildir. Müsbet olmayınca zaten burada mecaz yoktur. Dolayısıyla adam adama bu himar değildir dediğinde burada bir mecaz falan olmaz ki. Dolayısıyla buradaki menfilik onlar için bir delil, delil olamaz. Bir de e, mecazi inkar edenler ile mecazın olduğunu iddia ee, edenlerin arasında e, güçlü bir hilafa sebebiyet e, veren bazı yerlerde efendim işte e, bu o yerlerde Allah'ın sıfatları gibi yerlerde mecaz konusunda bunlar e, birbirlerine çok büyük hilaf etmişlerdir ve bir kısmı demiş ki efendim işte kabul ederseniz böyle olur çünkü böyle diyenler işte yanlış yollara girdiler o diğerleri de e, başka şeyler söylemişler bu da diyor ki eee o bazılarının Allah'ın sıfatları konusunda olmadık tevillere girmeleri onların sapık yollara koymuştur. Birçok şeyi tatil etmelerine seviyet vermiştir. Ve bu, bu mecazın Allah'ın sıfatları konusunda olmasının sahih olduğu konusunda bir delil değildir. Ancak o, efendim orada da mecaz olabilir diyenler ona sadece kendi batıl itikadlarına dayanmışlardır. Vel hak ve doğru olan enel mecaza mecaz vakun fi'l lugati'l arabiyyati Arapça lugatinde vakı olmuştur ve fi'l kur'an kur'an'da da mevcuttur ve ennehu leysa bi mecaz yalan değildir ve men fi'l lugati lugatte vardır Arapça lugatinde vardır ve nefahu fi'l kur'an kur'an kimde yoktur diyen kişi fe muhtiun um, bila şekkin o kesinlikle hatalıdır efendim arabça'da var fakat kur'an kimde yoktur diyenler de yan, yanlıştır lأن القرآن باللغة العربية Kur'an-ı Kerim Arapça lügati lügatiledir ve bi salibin ve Arapça Arapçanın üslubiledir vesile Arapçada ve Araplarda var olan mecaz Kur'an da vardır ve bu bir yanlışlık falan değildir mecaz da çünkü mecazı inkar edenler mecaz bu şekilde mesela ben aslan gördüm dediğinde halbuki sen insan görmüşsün mesela bu yalandır diyenler olmuştur kesinlikle hayır yalan falan değildir burada karine var Karine de o işin doğru olmasını olduğunu ve yalan olmadığını bize göstermiş oluyor. Vel hakku aydan yine doğru olan ennel asla fil kelami el hakikatu. Kelamda asıl olan hakikat, hakiki anlamdır. Bir şeyin gerçek anlamda kullanılmasıdır. Ve la yu'dalu anha illa bi delilin hakikat bir lafzın hakikat manasının dışında kullanılması ancak bir delille olur. Delil olmadan kesinlikle siz bir lafzı gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanamazsınız. Ve lihada bahsun bunun için ayrıca bir bahs var, bir araştırma konuşmamız gereken durum var. Ve inna ma hiya ancak benim bu söylediklerim bir mukaddimedir. Arattu an ad'a ma'alimaha amama talibi ben onu öğrencinin önüne işaretlerini koyayım dedim, koymak istedim. Hatta la yushawishu alayhi hatta la yushawisha alayhi ki onun üzerine teşviş olmasın, karışık olmasın. Men lem yetattallah min ulumul Arapça lügata muttali olmayanın bu konuda karışmaması için e, e, ya da Arapçaya Arapçaya muttali olmayan kişi bu Arapçaya yeni başlayan talibi kafasını karıştırmasın diye ben bir mukaddime sunmak istedim. Ve kâle ve yine bu Arapçaya muttali olmayıp da başkasını kafasını karıştırmaya çalışanların fi hazel mes'eleti ve taklidi taklitle bu meseleye yaklaşmasını da önlemek için. Ve azzam el hilafe ve bu konuda hilafı büyütmesini de önlemek için. Ve bana alel hilafi ma ekberu fiha e, ve bu hilaf üzerine yani var mıdır yok mudur hilafi üzerine e, bir şeyler bina etmekte e, hatalardan da daha büyük bir şeydir. Dolayısıyla e, işte bu taklittir diyen hilafı büyüten ve bu hilaf üzerine daha büyük hataları bina eden ve ehmele kelamel huzzaki en bu konuda mahir olan alimlerin kelamını da ihmal edip ellezine kattelu hâzihil mes'elete ilmen ve bu meseleyi ilmen ve bahsen çözenler yani bir nevi öldürenler derken yani bu işi hal edenler bu işi yani bu mecaz Arapça lügati belagati ilmen ve araştırma ile e, derinlemesine çözenlerin çözen mahir alimlerin kelamını ihmal edip e, hilaflar üzerine daha büyük bir hatalar bina ederek hilafı da büyütüp bu iş taklittir diyen Arapçaya muhtarlık olmayanın talibin kafasını karıştırmaması için bir mukaddime yaptım demek istiyorum. Bu da geçti. Ve ne oldu? Şimdi biz açıklamaya gelelim. Bu şimdi kadar tartışmalardan bahsetti. O ibareyi öyle okumamız yeterlidir. Fenaqulu diyoruz ki hada ta'rifu eşşarihu lil mecazi mecazi şerh bu ta'rif yudihu umuran bazı işleri emirleri açıklıyor. Yubna aleyha el mecazu mecazın üzerine bina edildiği mes meseleleri emirleri de açıklamış oluyor. Yani mecaz için yaptığımız tarif mecazın üzerine bina edildiği diğer meseleleri de açıklıyor. Ve hiya o da nedir? Şudur. İstimalu lafzi fi gayri ma'nahu asli O da bir lafzın asli manası dışında bir manada kullanılması. Ve kulna biz diyoruz ki el asli dedik. Asli kelimesini kullandık. Ve lem nekul el hakiki. Hakim kelimesini kullanmadık. Asli kelimeyi kullandık ki hurucen minel khilafi fi tesmiyetil kelami hakiyen ve gayri hakikiyen. Kelami hakiki ya da gayri hakiki diye isimlendirmendeki hilaftan çıkmak için, o hilafa düşmemek için biz hakiki kelimesi yerine asli kelimesini kullanmış olduk. Çünkü hakiki dersek birileri bize diyecek ki siz kelamı ikiye ayırıyorsunuz. Bir hakiki iki gayri hakiki. Biz de onların itirazının önünü kapatmak için hakiki kelimesini kullanmadık. Biz asli kelimesini kullandık. Gayri hakikiden maksadı ise o o da mecazdır. Biz işte, işte asli ve asli olmayan dolayısıyla asli olan hakiki demektir. Asli olmayan gayri hakî demektir. Gayri hakikaten de maksat mecazdır. Ve alâkatun beynel ma'nal asliyi ve ma'nal mecazi bir de ikinci bir e, açıkladığımız konu asli manayla mecazi mana arasındaki alaka. Şimdi siz bir kelimeyi e, olduğu gibi mecazda kullanamazsınız. Mutlaka asıl manasıyla mecaz olarak kullandığınız anlam arasında bir bağlantılı olmalı, bir alaka olmalıdır. Başka da olmalı ve tüm bir karine olmalı. Siz mecazı kullanırken o mecazda bir karine olmalı. Bu karine de temne'u min iradeti'l ma'na'l asliyi, asli mane'i asli, mane asli mane irade etmekten men edecek bir karine olmalı. Mesela siz raitu asadan yermi dediğinizde bu yermi bir karinedir. Buradaki esed kelimesinin gerçek hakiki asli manada kullandığını engelliyor. Çünkü aslan atamaz. Dolayısıyla atan mutlaka aslana benzetilen bir adamdır. Dolayısıyla burada yermi kelimesi esed kelimesinin gerçek anlamda kullanmasını engelliyor. İşte böyle bir karine de olmalı. Vel karinetu karine de imma haliyetun ya halidir. O andaki bir hal karineyi bize gösteriyor. Ev makaliyetun ya da sözle söylenmiştir. hine ma kale men kale min sahabeti fit terhibi bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme makdemihi min gazveti tebuk. Tebuk savaşından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dönerken Medine'ye Medine'ye Medine gelirken sahabeden işte bu şiiri söyleyen e, sahabenin söylediği gibi. Mesela bu sahabe ne demiş? Tala al aleyna min thaniyetil vida. Veda tepesinde dolunay bize göründü. Doğdu. Şimdi burada e, buradaki karine nedir? Buradaki karine e, bir hal, buradaki bir hal karinesi olabilir. O da nedir? O da Allah Resulü'nü görünce bunu söylüyor. Dolayısıyla bu görüş, herkes biliyor ki Bedir derken Resulullah'ı kast ediyor. El Bedru do dolunaydır. Ama bu El Bedru kelimesinin gerçek anlamda kullanılmadığını gösteriyor. Çünkü burada bir karine var ve bu karinenin El Bedru'nun gerçek anlamda kullanmasını engelliyor. İkincisi bir de burada bir kavli makali karine var. O da seniyetül vedah. Biliyoruz ki Dolunay oradan çıkmaz. Dolunay'ın çıkış yeri başka yerlerdir. Ulim alime kullu men yefkahul arabiyyete Arapçayı şey, eden bilen herkes biliyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem huve el muradu bil bedir. Bedir'den maksat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bi karinetil hali hal karinesiyle. Nedir o hal karinesi? Ve hiye ruyetuhum lehu o da Allah Resulü'nü görmeleri. Hepsi Allah Resulü'nü görüyordu. Ve hepsi Allah Resulü'nü gördüğünde bir sahabe çıkıp tal al bedru dediğinde herkes biliyor ki buradaki bedirden maksat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve bir karinetin makaliyetin bir de makali bir karine ile de yine Allah Resulü kas edildiği belidir. Ve hiye seniyyatul seniyyatul veda o da seniyyatul veda tabiridir. Çünkü seniyyatul veda dolunaydı Resulullah Sallallahu Aleyhisselam çıkmıyor. Dolayısıyla bu kelime de sözle söylediğinde bu da bir karinedir ve bu karine de el bedru kelimesinin gerçek anlamda kullanılmadığını gösteriyor. ولا يستطيع ان ينفك من bu kayıtların bu kayıt kayıtların levazımından ayrılması mümkün değildir. Men yeddi yeddi el mecaza fi sıfat el azza ve celle efendim Allah tebaraka ve teala'nın sıfatlarında mecazın olduğunu iddia eden kişiyi bu kayıtlardan çıkması, ayrılması mümkün değildir. Onu böyle bir gücü yoktur. Yani bu kar karinlerin hepsi olmalıdır. Dolayısıyla kesinlikle yanlış bir teville Allah Celle Celaluhu sıfatları için yanlış bir tevhile, e, tevhile girmemek gerekiyor. El mecazul mursalu mecazi mursalden de biraz okuyalım. Mecazi mursal ise ve ahadu mecazi. Bu mecazın iki çeşit mecazdan bir tanesidir. El lugavi, -lugavi mecazın iki kısmından bir tanesidir. Ve huve mursalun. O da mursaldır. Sarı ver, salı verilmiştir. Yani kayıtsızdır. Yani o lem yuqayyed bi müşabahati. Çünkü bu mecazi mursal benzerlik alakasıyla kayıtlandırılmamıştır. Şimdi benzerlik ile kayıtlandırılmışsa o istiaradır. Eğer benzerlikle kayıtlandırılmamışsa o mecazi mursaldır. Bel bi başka alakalar ile mecaz burada kullanılmıştır. Minha bunlardan bir tanesi el alakatul musabbiyetu sebebi olan alaka. Yani sebebi musabbin yerine kullanıyorsun. Nehmi mesela ra'ayna el gaysa yağmuru suyu suladık. Burada el gaysa aslında mecazdır. Gerçek anlamda kullanmamış. E, niçin kullanmış? Bu el -gays. E, mera için kullanmış. Neden? Çünkü yağmur otlağa değer ve ot biter. Dolayısıyla e, yağmur otun çıkmasına sebeptir. Gays nedir? Vel gaysu mataru. Gays yağmurdur. Vel mataru la yura. Yağmur ise sulanmaz. Bellezi yura huve ma yenbutu bi sebebihi. Yağmurun suyun sebebiyle biten e, şeyler e, sulandırılır. Ve huve el mar'a ki o da mer'adır. Otların çıktığı yerdir. Orasını biz mer'ayı sularız ve otlar çıkar. O zaman burada su mer'anın çıkışının sebebidir. O zaman biz suyu mer'a yerine kullandığımızda o zaman su sebep alakasından dolayı mecaz olarak getirmişiz. Mer'anın yerine kullanmışız ve bu mecazi mursaldir. Fel alakası beynel gaysi vel yağmur su ile mer'a arasındaki alaka sebebiyettir. Yağmur mer'anın sebebidir. İşte biz sebep ilişkisinden dolayı, dolayı gaysi e, müsebep olan mer'anı yerine kullanmış olduk. Vel hissu vel aklu his duyu organlar ve akıl kilahuma her ikisi de ya'ba iradetel ma'na el hakikiyi burada gays kelimesinin gerçek anlamda kullandım, kullanmasını kabul etmiyor. Hem akıl kabul etmiyor hem his kabul etmiyor. Çünkü her ikisi de biliyor ki su sulanmaz. Su şey mer'a sulan sulanılır. Dolayısıyla her ikisi de burada eee kelimesinin gerçek anlamında değil mer'a anlamında kullanıldığını dolayısıyla sev, mecazi murseldir. Ar, aradaki ilişki de sebep ilişkisidir. İkinci alaka ise el Al tul musabbabatu. Musabbab tam diğerinin tersi. Kema fil ayeti ayet-i kerimede olduğu gibi. Ayet-i kerime demişti ya innema yakulu innema yakuluna fi butunihim nara ayeti kelimesi geçmiş zannedersem o ayeti bir görelim. Şimdi eee kuluna yakuluna fi butunihim nara orada aslında nar kelimesi musebbeptir. Kema fi ayeti aslında başta onlar ateş yemiyorlar. Onlar ne yiyorlar? Onlar velakinnahum akalul haram mal yiyorlar. Ellezi haram mal ki yusebbibu duhulen nari ateşe girmeye sebiyet oluyor. O zaman Ateşi yemeleri, ateşe girmeleri ve ateşi yemeleri e, bu müsebeptir. Müsebeptir. E, sebep ise e, pardon, e, evet ateşe girmeleri e, müsebeptir. Sebep ise nedir? Sebep e, malı, haram malı yemeleri Dolayısıyla burada sebep yerine müsebep gelmiş. Yani nar kelimesi e, haram malın yerine gelmişti. Haram mal ateşe sebep olmuştur. Burada sebep hasfe gitmiş, musebbep zikretmiş. Bir de önceki örnek ise sebep müsebebin yerine geçmişti. Üçüncüsü ise al alakatul kulliyetu kulliye o da nedir? Kul ve cüz meselesi. Ve tekunu bi itlaqil kulli sen kulli söylüyorsun ve turidu cüz'en minhu lakin sen bir cüz, cüz'ü ediyorsun. Yani sen cüz'e külma ismini veriyorsun. Ke kavlikar aytu şemse diyorsun. Aytu diyorsun ve ba'd. Halbuki sen güneşin bir kısmını görmüşsün. Biz güneşi görüyoruz diyoruz ki güneşi gördüm. Aslında biz güneşin bir parçasını, bir bölümünü görüyoruz. Ama o bir parçaya güneş diyoruz. Dolayısıyla ne oldu? Biz cüze kül verdik. Aradaki ilişki külliyettir. İtlaqan lil kulli ma'a iradeti <laughs> cüz'i cüz'i istemekle beraber külli kullanmaktır burada. Ve ke kavli subhanahu ve teala an kavmi Nuh'in Nuh aleyhisselamın kavminden Allah tebarek ve teala'nın söylediği gibi cealu asabi'an fi Parmaklarını kulaklarına koydular. Aslında parmaklarını kulaklarına koymuyorlardı. Ya parmak uçlarını kulaklarına koyuyorlardı. E o zaman cüz'e parmak ucuna parmak demek cüz'e kül ismini vermektir. Aradaki ilişki küllidir. Ve hum inna adhalu cüz'en min asabihim. Parmaklarından bir cüz'ü kulaklarına koyuyorlardı. Dördüncü alaka ise al alakatul cüz'iyetu alakayı cüz'iyye. Bu sefer külle cüz ismini veriyoruz ve huwa aksu allati bu tam diğerinin zıttıdır. Ke <laughs> itlaq al ayni ala al jaz ala mesela casusa ayn dememiz gibi casus kişi. Casus kişi gözleriyle başkalarını e, hep takip edip bilgi toplayıp başkalarına verdiği için ona biz ayn diyoruz. E peki ayn ayn casusun bir gözüdür aslında. Bir parçasıdır. E peki o ne olmuş? Ama casus ise o kişinin bedenin hepsidir. E biz casusa ayn dediğimizde onu cüz ile isimlendirmişiz cüz küllün ismi olmuş. Buradaki alaka cüz iyidir. Kennehu kullehu aynu. Sanki tamamı gözdür. Adamın tamamı sanki gözdür. Halbuki tamamı göz değildir. Ve tabir yani l-ukuli bi ennehum femun ve an yani l-ukuli bi ennehu femun mesela çok yiyen kişiye fem dememiz gibi fem. Ağız. Yani halbuki ağız yemeği yediği yerdir. Ama biz sanki her tarafı ağızmış gibi ona ağız diyoruz. E burada ne yaptık? Burada külle cüz ismini verdik. Ve min emsileti fil Kur'ani kavluhu kavlu kavlullahi ve teala misali Kuran'ın kendisi şu ayet, ayettir. Fetehriru Bir boynu azat etmen, Azat etmeniz. Şimdi aslında burada rakaba el rakabetu hiye cüz'ün Rakaba boyun cesetten bir parçadır. Halbuki Rabbimiz cesetin hepsini azat etmemizi söylüyor. Ama o cesetin hepsine boyun ismini veriyorum. Neden? Çünkü boyun boyun bir cüzüdür. O bedende bir cüzdür ve bu cüz e, hep o bedenin hepsine külle isim olmuştur. Velakinha lakin eee rakabe boyun el cüzu el barizu allazi yahmilu rasa vel vejha allazi fihi maalimul insani. İnsanın işaretleri olan, alametleri olan Vecih yüz ve başı taşıyan en belirgin cüzdür. Yani rakabe demenin sebebi rakabe boyun hem başı kendinde taşıyor hem yüzü taşıyor. İnsanı ise en çok e, e, belirgin olan ve insanın alameti olan yüz ve başı kendi üzerinde e, taşıdığı için insanın hepsine boyun ismini vermişiz. Fa utiqa ala cesedi kullihi rakabe ve cesedin hepsine ismi verilmiş oldu. Fa diyorsun ki utliqa cüzü burada cüz söylendi ve muradu el kullu maksadı ise küldür. Yani Rabbimiz burada sadece boynu azat etmemizi değil beden hepsini azat etmemizi söylüyor. Ala sebilil mecazil mursali ama mecazil mursal yolu ile bu söylenmiştir. Vel alakatuhiyya el cüz'iyyetu buradaki alaka ise cüz'idir. Ve <türk> yüşebbihuhu ve ma bazı edebiyatçı zarif edebiyatçılardan bir kısmının şu söylemi buna benziyor. Fi <fî raculun> kebiril "enfi burnu çok büyük olan adam hakkında edebi edip, zarif ediplerin söylemiş olduğu söz aynen bu külle cüz ismini vermemiz gibidir. Ne demişler? Burnu çok büyük adamı gördüklerine demiş ki la edri ehve fi am fihi. Demişler ki o mu burnundadır yoksa burnu mu ondadır? Yani o kadar burnu büyük ki acaba asıl olan burundur diyeleri burnun cüzleri midir diye işte kulağı gözü filan şu bu yoksa burnu yani orada, burada ne demişler? Yani acaba biz adamın küllü burnu mudur Yoksa bedenin bedenidir de kül burun o bedenin bir parçası mıdır? O şekilde e, yani cüze cüzü külün ismini olarak e, vermişlerdir. Biz burada duralım. El Al alakatul haliyeyi yarın inşallah okuyacağız. Allah tebarek ve teala hepimizi muvaffak etsin. Ve ahiru davanel hamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedun ve aleyhi ve sahbihi ecmain ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.